Yücel abi hattımızda. Yücel Aktaş. Son olarak da çok güzel Hülya Polat'la harika bir klip yaptılar. Biz de Mavi Karadeniz'de çok sık bir şekilde sizlerle paylaştık sevgili izleyiciler. Yücel abi hoş geldin. Duyabiliyor musun sesimi? Ben duyamıyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl? Ses gayet net ve güzel geliyor. Evet, sizin sesiniz biraz kesik geldi bana da. Öyle mi? Şu an nasıl? Şu anda iyi, şu anda iyi. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sizi ekranda görüyorum ben de sizi şu an. Az önce görmemiştin, evet, görmedim. Görmeden konuşmak kötüymüş en azından. Evet, ben de televizyona bakarak gördüm sizi ama şeyden hem televizyon karşımda hem de bilgisayardan sizleri izliyorum. Evet, çok tekrar izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı, huzur dolu, mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Bu arada nasıl geçiyor pandemiyle aranız nasıl? Valla ben pandemiyle biraz zor geçiyor çünkü benim kronik rahatsızlıklarım var. Aynı asıl mesleğim muhasebe olduğu için 2,5 yıldır evden, 2,5 aydır evden çalışıyordum. Geçen hafta ofisi açtık, muhasebe ofisimiz var. Açtık, başladık. Ama kendimi koruyorum. Yani ben insanlara bakıyorum, hayret ediyorum. Yani inanmayan insanlar var pandemiye, bu hastalığa inanmayan insanlar var. Nasıl ya? Sokakta çok. Gerçekten inanmayan insanlar var. Etrafıma bakıyorum, ya diyor bunlar hikaye diyor. İşte ne maskesi var ne kendini koruyor. Ben de sürekli maskeyleyim. Hatta oturup arkadaşlarla sohbet ederken de maskeyle duruyorum. Diyorum ben kendimi koruyorum kardeşim. Herkes şunu kendisini koruyor. Görmüyorum, inanmıyorum. Görmüyorsam yoktur diyor yani. Aynen, yani nasıl bir şey bu? Yani bu kadar bir devlet, bu kadar devletler, bu kadar insanlar bunun için mücadele verirken İnanmayan insanların çıkmasını ben hayretle karşılıyorum. Ya ben tabii yani böyle insanlar tabii pandemiyle beraber tanıma şerefine nail olduk böyle insanları. Şimdi geçen gün ben de bir arkadaşımla muhabbet ediyordum. O da diyor ki ya diyor bunu diyor işte Çin, Amerika laboratuvarda gittiler ürettiler falan gibi bazı şeyler söylüyorlar. Tabii o arkadaşıma da söyledim. Bir tanesi şu söylediğinle alakalı abi bunu da söyleyeyim. Şimdi yani böyle bir virüse inanmıyorsanız sadece şu kadarını söyleyeyim size sevgili izleyiciler. İnanmayan varsa dünyada gözle görmediğiniz varlıklar, gözle gördüğünüz varlıkların yani gözle görmediğiniz canlılar, gözle gördüğünüz canlıların 1 milyon katı. Yani sizin gözle görmediğiniz 1 milyon katı daha fazla bir şey yaşıyor dünyada. Ne yaşıyor? Mesela geçen gün belki görmüşsünüzdür. Yücel abi sen de gördün muhtemelen. Boğazın masmavi olduğunu, turkuaz mavisi olduğunu gördük. Bu turkuaz tabiat kendini yeniliyor bu arada. Evet. Bu turkuaz mavi olmasının sebebi planktonlarmış. Mesela onu araştırdım. Neden mavi diye? Bizim gözle görmediğimiz ama balıkların beslendiği bir canlı varmış. Görünmüyor. Yani normalde denize girdiğiniz zaman göremiyorsunuz ama denizin içinde yaşıyor ve balinalar da bunlarla besleniyor. Yani tonlarca işte 30 metrelik bir balina da planktonla besleniyormuş. Şimdi yani hani buna inanmamak enteresan ve bu inanmamak da maalesef sonu gösterdi. Bugün 1500'ün üzerinde evet, vaka var maalesef Türkiye'de. Birkaç gündür de artıyor ve Sayın Sağlık Bakanımız da dedi yeni yasaklar gelebilir. Yani sokağa çıkma yasakları gelebilir dedi. İki gün önce söyledi Sağlık Bakanı. Bugün yine biraz daha arttı. Yani insanların tedbir alması, hadi kendin tedbir almıyorsun bari başka insanlar için tedbirini al. Değil toplumda mi? Yaşamanın gereği bunlar. Değil mi? Yani evet, bu az önce söylediğiniz gibi hani bunu Çin üretebilir, Amerika üretebilir. Bundan sonraki zaten savaşların şeyleri. Hayır abi ondan bahsedeyim. Yücel abi. Yapılacaksa evet. Yani bir virüsün laboratuvarda üretilme ihtimali sıfır. Yani bir virüsü laboratuvarda kimse üretemez. Şöyle bir şey yani şimdi mikroskopla gördüğünüz bir şey o belki ama mesela şu an neden sevgili izleyiciler belki bilgilendirme açısından da iyi bir konuşma olacak bu. Şimdi laboratuvarda aşı üretilemiyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Yani sizin gözle görmediğiniz o virüsün 1 milyona yakın bir matematiksel şifresi var.
O 1 milyona yakın matematiksel şifre içerisinde bir noktasını, yani işte atıyorum 458 bininci noktası zayıf. Bilim adamları o zayıf noktayı bulup buna aşı üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hani o zayıf noktadan aşı üretecekler. Şimdi aşı üretme safhası bile gerçekten çok zorken bunun laboratuvardan dünyaya yayıldı denmesi çok bana akıllıca gelmiyor. İkincisi de az önce Engin'le de konuştuk. Biz şimdi Karadeniz bölgesinde yaşayan, bilen insanlarız. Ya doğaya zarar vermeyin. Yani doğaya zarar verirseniz cezalandırılırsınız. Başka da bir adı yok bunun aslında. Evet, kesinlikle doğru. Yani insanların bu pandemiden çok yani böyle şey, hikayeler de çıkıyor ortaya. Ve kesinlikle tedbir almaları gerekiyor. Mesela Karadeniz'deki gibi, Engin abi, Yücel abi affedersin. Karadeniz'deki gibi yaşasaydık, emin olun hani o evler birbirinden çok ayrıdır ya. Evet, evet. Yani pandemi olmazdı bu ülkede, emin olun. Çünkü Karadeniz'de insanlar zaten sosyal mesafeyle yaşıyorlar. Birinin evi bir uçta, diğerinin evi bir uçta. Evet, o da çok ilginç. Yani insanlar birbirinden çok uzak noktalarda yaşıyorlar. Bu da çok ilginç. Evet. Ama İstanbul öyle mi? Dip dibe yaşıyoruz yani nihayetinde maalesef. Ya şimdi öyle bir, yani bir sitede yaşıyorum ben. Kimseyi tanımıyorum. Yani bir, benim bulunduğum blokta 38 tane daire var. Çarpı 4. Giren çıkanın adli hesabı yok. Sokak şeyde, dışarıda sosyal alanlarda karşılaşıyoruz. Bir sürü çoluk çocuk, yani iç içe yaşıyoruz buralarda. Evet. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Yani Allah sonumuza hayır eylesin. Aynen. Yani. Bu arada izleyicilerimize de hemen şunu söyleyeyim. Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sona erdi. Ve hayırlı olsun. Çaykur Rizespor 2-0 yendi. Bu tabii Trabzonspor için gerçekten büyük bir avantaj oldu. En azından liderlik açısından, ama Çaykur Rizespor açısından da büyük bir avantaj oldu. Çünkü düşme potasındaydı. Bu galibiyetle evet, beraber düşme potasından çıkmış oldu. Peki abi, şey soracağım. Programın ben başında... de fanatik Trabzonsporluyum bu arada. Çok aşırı fanatik Trabzonsporluyum. Daha doğrusu bütün Karadeniz takımlarını destekliyorum. Evet. İşte Rize'yi, Giresun'u olsun, Ordu'yu destekliyorum. Ama bizim birinci takımımız Trabzon. Şampiyonluğa gidiyor. Biraz engellemelerle karşılaşıyoruz ama takımımız güçlü. İnşallah eninde sonunda bu şampiyonluğu alacağız gibi geliyor. İnşallah. Peki İnşallah. Bir yandan başka bir iş yapıp bir yandan sanatla uğraşmak zor oluyor mu Yücel abi? Tabii ki zorlukları var. Çünkü her iki tarafa da konsantre olmanız zor oluyor. Aslında benim başka bir şeyim de var. Ben amatör spor kulüp başkanlığı da yapıyorum. Dernek başkanlığı yöneticiliklerim var. Çok sosyal bir insanım. Müzik böyle biraz hobi, biraz ek iş olarak kaldı bende. Çünkü ben 94 yılında Doğu Karadeniz Amatör Ses Yarışması'na katıldım. Orada birinci oldum ve tepeden inme girdim ben müziği aslında. Ben sanat müziğini çok severim. Halk müziğini çok severim. Karadeniz müziğini çok dinlemiyordum o dönemlerde, üniversiteye gidene kadar. Birden birinci oldum yarışmada ve bir anda işte TRT ile bir sözleşme yaptık. Bir yıllık bir sözleşme. Gittim işte Karadeniz kasetleri aldım, ezberlemeye çalıştım. Öyle programlar yaptım. Bir yıl yaptım. Yani radyodan işte Ankara'lara, İzmir'lere, işte İstanbul'lara gönderiyorlardı. Trabzon'dan yazı geliyordu. Geliyordum konserlerine. Çok güzel. Üniversite hayatım o konuda çok renkli geçti. Çok güzel geçti. Ondan sonra bir sene yaptım ve baktım ki yani çok zorlukları var. Özellikle de üniversite okurken zorlukları var. Ve ben ara verdim. 12-13 sene sonra tekrar başladım. Hani profesyonel manada türkü söylemeye. Ama bu arada... Yani müzikten kopabiliyor musunuz? Kopamıyorsunuz. Çünkü hani derler ya, sahne tozu yutan insan iflah olmaz da. Evet, sahne virüs tozunu gibi. Yuttuk bir kere. Virüs gibi bulaştırıyoruz. Bu arada da işte özel düğünlerimizde olsun, arkadaşlarımızla özel toplantılarımızda olsun şeyler yaptık işte. Programlarımızı devam ettirdik. Sunuculuklar yapıyorum. Ben sunuculuk da yapıyorum aynı zamanda. Öyle devam ettirdik ama 2008 yılında tekrar başladık. 2010 yılında bir albüm çıkardık. Ben otantikliğe çok önem veren bir insanım. Yerele çok önem veren bir insanım. Türkülere çok önem veren bir insanım. Hatta bu konuda bu Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu konserle ilgili birkaç kelime de söylemek istiyorum. Yerel,
yerel ve Anadolu olmasa, Anadolu ezgileri olmasa, yani bu insanlar kültürümüzün bir parçası bu. Bunları mutlaka bir gençlerimize dinletmemiz, gençlerimize bunları ulaştırmamız gerekiyor. Ama bugün bir bakıyorum, ben radyo dinlemem. Radyoları açıyorum, hangi radyoyu açarsam açayım. Bize bir poptur, cazdır, işte arabekstir, bunu bir insanlara dayatıyorlar. Ne oluyor bu sefer? Pop, işte pop revaçta oluyor. Pop sanatçıları daha revaçta oluyor. Şu anda Cumhurbaşkanlığı yapmış işte bir etkinlik yapıyor. Evde kal etkinliği. Ve 30'a yakın bir sanatçı var orada. Evet. 30'a yakın 30. bir sanatçı topluluğu var. Ve bir halk müziği sanatçısı yok orada. Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir sürü insanlarımız var. Karadeniz'den bir sanatçı koyabilirsiniz. Ya bu zaten popçuların hepsi yükünü almış. Şeyini doldurmuş. Yani kasasını doldurmuş, cebini doldurmuş. Anadolu'da binlerce insan var. Yani müzik sektöründe olup, müzik emekçisi olup. Bunlar için hiçbir şey yapılmadı. Ha ben kendim için söylemiyorum. Çünkü benim asıl şeyim muhasebe. Benim oradan bir geçim kaynağı var zaten. Ha, geçim kaynağım orada. Ben zaten oradan kazanıp müziğe yatırıyorum. Müzikten de kazanacaktık işte bu dönem. Bayağı işlerimiz gelmişti. Yurt dışları işlerim vardı. Türkiye'de çok işler aldık. Bir atak ama yaptım diyorsun o da. Vallahi bir, aynen bu sene ilk defa öyle bir atak yaptım. Ama Allah nasip etmedi. Yani o da Allah'ın takdiri. Yani Allah'ın dünyası, biz bir şey yapamayız. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Çünkü amin. Az önce de söyledim. Ben kronik rahatsızlıkları olan bir insanım. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Her şey, para kazanılır, kaybedilir. Ama sağlık olsun. Ben şunu da işte az önce onu tabii söylüyorum. Senin tuzun kuru abi. Para kazanılır, kaybedilir. Aynen yani. Kahvesi doğruysa benim tuzum kuru hemşerim. Ama bakıyorum etrafımdaki sanatçı dostlarıma, arkadaşlarıma, gerçekten zor durumda olanlar var. Doğru. Yani üzülüyorum. Binlerce müzik emekçisi var. Bunlara hiçbir şey yapılamadı. Evet. Yani kalkıyoruz, paraları şeylere dağıtıyoruz bu sefer. Nedir o? Popçulara. Zaten hepsi saraylarda yaşıyor, şeylerde yaşıyor. Nedir o? Havuzlu villalarda yaşıyor, konaklarda, şeylerde yaşıyorlar. Bunların ihtiyacı yok ki. Yani üzüldüm konu bu. Tespitle ilgili bir sıkıntı var herhalde. Madem bu konuya geldik, şöyle bir... Mesela ben işte, az önce de söyledim. Şeyda'yla konuşurken de konuştuk. Evet. Türkiye'de sanatçılar kayıtlı değilmiş. Onu öğrendim. Mesela bilmiyordum bu konuyu. Sanatçılar sanat üretiyorlar, sanat yapıyorlar, sahneye çıkıyorlar, eserler yapıyorlar. Arkada sazcılar var ki onlar gerçekten müzik emekçisi ama birçoğu da kayıtlı değilmiş. Yani bir vergi levhaları yok ya da Kültür Bakanlığı'na ya da bulunmuş oldukları ilçedeki belediye kültür merkezlerine bir kayıtları da yokmuş. Bu konuda sanatçılardan da şunu rica edelim. Bir kere şunu katılarak söylüyorum. Yani bunu senin söylediğin şey çok doğru. Kültür Bakanlığı'nın bu noktada bir çalışma yapması gerekiyor. O ayrı bir şey. Ama sanatçıların Kültür da... Kültür Bakanlığı bandrol veriyor albümlerimize. Değil mi? Yani ya, albümlerimize bandrolsuz çıkmıyor. Alıyorlar işte şey yapıyorlar. Bakıyorlar türküler işte kayıtlarımızda var mı, yeni türküm falan işte sözlerine, müziklerine bakılıyor. Öyle izin veriliyor bunlara. Bandrol çıkıyor. Ha kalkıp da ben muhasebeci olduğum için söylüyorum. Ben de o kadar para kazansam ben de vergiye kaydolurum. Ben de o kadar. Ben şimdi bir de bizdeki şu olay var. Çok ben bunu televizyonda da katıldığım programlarda da söylüyorum her zaman. Yani bu işe kalitesizleşmeye de başladı bizim işimiz. Yerelde kalitesizleşmeye başladı. Çünkü bizde önüne eline kemençe alan, ne bileyim, iki tane türkü bilen hemen bir klip çekiyor, işte bilmem ne yapıyor, hemen piyasaya sanatçı için diye çıkıyor. İşte kalitenin gelmesi için de bu konuda dernek başkanlarına, işte bu organizasyonları yapan işte belediye çalışanlarına, kamu kuruluşlarına, bunları biraz daha bu işe dikkat etmeleri gerekiyor. Her önüne geleni de bu işleri yaptırılmaması gerekiyor. Yani şey de olmalı. Yani o kadar çok şey var ki bunlar. Yok yok, muhasebe açısından şunu söyleyelim. Sevgili değerli sanatçı dostlarımızdan rica edelim, istirham edelim. Kendilerine bir şahıs vergisi oluştursunlar. Bu dönemde onlar da aslında bu verilen kredilerden faydalanabiliyorlarmış. Ama biz tabii televizyondan bunu söylemedik. Bilgimiz de yoktu ama
Sen de muhasebecisin abi. O işin ne kadar önemli ve evet. değerli olduğunu biliyoruz ama en azından yeni bir dönem yaşıyoruz. Pandemiyle beraber bir kendilerini tescillesinler. Sonrasında zaten yolları açılacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Yani inşallah bir önlere açılır, bir kalite gelir. İşte güzel şeyler olur. İnşallah. Ama devletimizde eksiklik var bu konuda. Yani madem bandrol veriyorsun, bandrol verirken diyebilirsiniz ki işte gelin kaydolun, kayıtlarınızı yaptırın, öyle bandrol izni doğru. çıkaralım. Çok doğru. O söylenebilir. Çok doğru. O yapılabilir. Kesinlikle. Yani, ya da bandrol şey veriyorsan destek de vereceksin. Yani sonuçta bandrolü parayla mı alıyorsunuz? Evet. Tabii ki yani onlar için paralar ödeniyor. Albüm için paralar ödeniyor. Yani her şey parayla. Evet. Yani bandrol verilen herkese aslında dediğin gibi bu noktada destek de verilebilirmiş. En azından bunu da Yücel Aktaş'tan öğrenmiş olduk. Güzel bir eser seslendirelim mi izleyicilerimize? Vallahi nasıl söyleyeceğiz böyle şey? Tak sesle mi söyleyelim? Nasıl? Hatta böyle şöyle yapalım ya. Güzel böyle hani aklında varsa anonim bir Karadeniz türküsü söyleyelim. Yani daha da iyi olur. Zaten senin albümden yaptığın en son klibi röportajımız bittikten sonra yayınlayacağız. Böyle önceki klibimden türkü söyleyeyim. Hareketli bir klibim peki, var. Türkü. Tamam. Tamam. Şey var. Of of. Açtım kadefteyi, dayal verdim buzaklara, yal verdim buzak. Açtım kadefteyi, dayal verdim buzaklara, gönderdiler ya Rumi buradan çok uzaklara. Güzelim belle, belle, belle tütünlü. Unikel otur konuşalım, vereyim külünü, vereyim külünü. Gel otur konuşalım, vereyim külünü, vereyim külünü. Of of, elma portakal üzüm da seni dinli ki, gözüm seni dinli ki. Elma portakal üzüm da seni dinli ki, gözüm ister gel ister gel. Alma budur sana son sözüm güzelim belle 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 tütünlü hunni gel otur konuşalım vereyim külünü vereyim külünü gel otur konuşalım vereyim külünü vereyim külünü. Bu da anonim bir türkü, yani sözlerin bir kısmı anonim. Harika. Bu da bu ikinci albümümüzden Yücelen Türküler albüm. Burada yanımdan da aldım albümümü. Evet. Yücelen Türküler değerli kanalımızın değerli yönetim kurulu başkanı Fuat Bey'in, Fuat Kuş'un ricasıyla bir 6 ay program yaptım kanalda. Evet. Mavi Karadeniz'de. Ve orada bir abimizin tavsiyesiyle Yücelen Türküler ismini vermiştim o programa. Ve albümümüzün ismi de Yücelen Türküler oldu. Hem Yücel hem de En Türküler oldu. Evet, evet. Böyle güzel bir albüm yaptık. Çok da tuttu. Yani gerçekten yani şey plakçımdan duydum. İşte geçen önceki yıl çıktı. Güzel, satışları çok güzel dedi. Özellikle de böyle artık insanların CD dinlemediği ya da CD almadığı, albüm almadığı dönemde iyi satmışsa demek ki umut var. Evet evet. Trabzon'da şeyde Giresun'da birkaç plakçıya uğradım. Onlar da güzel sattığını söyledi. Albüm de çok güzeldi. Yani çok güzel seçerek böyle sözleri, ben zaten her sözü okumuyorum. Çok seçiciyim o konuda. Zaten 3 yılda tamamlayabildik albümü. Az bir haksızlıkları içinde tamamlayabildik. Çok güzel sözlerimiz var. Mesela bir türkümüz var. 100 yıllık bir türkü. Bir ağalık sisteminde işte bir gencin sevdiğini ağa oğluna istiyor. Ona bir türkü atmış mesela. Çok güzel. Hangi bir türkü? Uçurdum horozumu diye. Bir mırıldanalım mı abi? Uçurdum horozumu. Evet. Uçurdum horozumu. Endi kalenim aya. Verdiler sevduğumu, gelin oldu aya, mavi boncuklar taktım,
Eminem kuşağına, Eminem'i yar etmem anın uşağına, Eminem'i yar etmem anın uşağına. Çok güzel, öyle bir türkü. Çok uzun, güzel de yani o ya bir şey söyleyeyim. Bizim kameraman var Emine. Evet. Emine de gülüyor alttan alta. Emine, sana 100 sene önce sana şarkı yapmışlar Emine. Emine'mi yar etmem diyor ağanın uşağına. Evet. Yok, biz öyle değiliz. Emine'yi istemeye gelenler varsa kapımız açık. Kim gelirse gelsin, vereceğiz. Allah batını açık eylesin. Amin. Batını açık eylesin, şansını açık eylesin, ne diyelim. Çok Allah nasip eder. Bu arada Bingöl'de küçük bir deprem oldu. Yani küçük derken yine 5.9 şiddetinde bir deprem olmuş. Buradan geçmiş olsun diliyoruz herkese. Şu ana kadar işte bir can kaybı olmadı. Hasarlar var. Yok, bir can kaybı var. Son dakika haberi. Var mıymış? Maalesef evet. Bir güvenlik... Her şey ulaşılmayan bazı bölgeler olduğu söylendi televizyonda. Evet, evet. Son dakika haberi. Maalesef bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. Son dakika haberi olarak. Allah rahmet da... eylesin. Yani, amin. Evet, amin. Evet. Evet. Yani Allah... bu 2020 yılı, aynen, Allah rahmet eylesin. 2000, bu tarihi araştırırsanız her yüzyılın 20. yılları da bir felaketler oluşuyormuş. Yani 1920'de bir İspanyol gribi başlamış. Yaklaşık 10 yıl kadar sürmüş ve 30 milyona yakın insan ölmüş. Evet. Ondan önce de öyle şeyler, felaketler olmuş. 2020 yılından sağ çıkabilecek miyiz? Allah bilir artık. Hani yok, ben onun yolunu ben onu şöyle düşünüyorum. Bu hani sağ sallayanlar neydi adı? Nasıl? Ha, evet. Evet, evet. Ya adını unuttum. Psikologlar değil. O ne diyorlar? Unuttum adını. Her neyse. Hipnozcular. Öyle evet. Bir hipnozcu bulacağım. Hatta araştırıyorum bu ara. 2020 yılının son aylarında bir hipnozcu bulacağım. Bu seneyi beynimden sildireceğim. Yani onu düşünüyorum en azından. Gerçekten yani beynimizden silmesi mümkün değildi. Yani 2020 yılında gerçekten çok büyük felaketler yaşadı dünya. Yangınlardı, sellerdi, işte depremlerdi. Allah bütün insanların, mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Amin. 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 Yüce Rabbim yardım eylesin herkese. Amin. Peki. Yani, bu arada bana da uyarı geliyor. 3 konuğumuz daha varmış. Dolayısıyla burada bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel abi, görüşmek üzere. İyi ki varsın. İyi ki programımıza katıldın. Evet, burada ev rahatlığında çıktım karşınıza. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Abi Karadeniz TV izleyicilerine, bütün çalışanlarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Siz de sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler.